Oyun mu oynuyorsun benimle? Hı? Karımsın benim. Nikahlı karım. Benimle yatmayacaksın. Sevişmeyeceksin de niye evlendin? Neden? Hayrola Muzaffer Bey? Ava mı gidiyoruz? Tüfeğin dipçiği sallanıp duruyor Kemal. Giderken yolda İbrahim Çavuş'un dükkanına bırakalım da bir baksın. Gelsin Gülizar. Sağ olun Halide Hanım. Ne olmuş burada böyle? Muzaffer Bey'le Güllü kavga ettiler herhal. Baksanıza odanın haline. Kim bilir ne dedi de delirtti abimi Soyka. Kız Muzaffer Bey'e illettirmiyor kendini Halide Hanım. Bütün kavgalar ondan. Gülizar, ayıp ama. Doğruyu söylemek ayıp değil ama. Hemen size bir şey diyeyim mi? Bence bu Güllü'nün göğünü başka birinde. Ne yani? Abim aldatıyor mu? Bak Gülizar, geçmişte kötü günlerimiz oldu biliyorum. Ama Güllü'ye karşı benimle beraber olman çok önemli. Bu kızı bu çiftlikten atmazsak o bizi atacak. Senden başka güvenebileceğim kimse kalmadı. Anlıyor musun? Daha bir şey öğrenemedim Halide Hanım. Ama öğrenirsem ilk size diyeceğim. Merak etmeyin. Hop üstüme neydi o? Bana da pek benzediği yoktu ama. Nerede o kelle ya? Bagaja koyduk. Ay bırak orada kalsın. İyi geceler Kemal. Size de Halide. Thank you.
Zafer. İyi geceler. Sade iyi geceler Kemal Efendi. Günaydın. Benim bir parti toplantısına yetişmem lazım. Sen biraz yat uyu. Şerefsiz! Gözünü açtı doktor bey. Duyuyor mu beni? Duyuyor mu beni Güllü? Ana. Oh, çok şükür. Oh, çok şükür. Ne oldu bana? Serap Hanım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyisin değil mi kızım? İyiyim. İyiyim. İyi muayene edeceğim. Yukarı.
Aşağıya. Tamam, takip etmenizi istiyorum. Gayet iyi. Ali nerede? Ali beşiğinde kızım. İyi uyuyor, merak etme. Biz buraya nasıl geldik? Kemal? Kemal getirdi sizi buraya. Kemal mi? He. Biz de çok şaşırdık görünce kızım. Kemal arabayla sizi buraya getirdi. Sen baygındın. Muzaffer Ali arkada ağlıyordu. Sizi bıraktı, hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Yerinizden kalkmasanız iyi olur Serap Hanım. İlacın etkisi birkaç saat daha sürebilir. İlaç mı? Kanaatimce güçlü bir uyku ilacı almışsınız. Orhan nerede peki? Hiçbir şey hatırlamıyor mu kızım? Orhan Bey'le pikniğe gittiniz. E sonra ne oldu? Evet, pikniğe gittik. Şarap içiyorduk. Ali Orhan'ın kucağındaydı. Sonra gözüm karardı. Açtığımda buradaydım. Kemal? Kemal nerede buldu sizi? Ana? Heh. Sakın Kemal Orhan'a bir şey yapmış olmasın? Ay Allah korusun kızım, aman. Sen de üf. Ben jandarmayım. Dur dur. Ben ararım jandarmayı. Yat sen. Ne oldu ana? Ne dedi komutan? Konuştum. Kendisi bizzat gelip konuşacak seninle. Fena bir şey olmuş demek ki. Ay bilmiyorum ki kızım. Komutan ben hemen gelip anlatırım dedi. E sen yat uyu hadi. O gelince uyandırırım ben seni. Aa. Ailemize ve sana içiyorum Selam. Şerefe. Ali. Ali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin Ağa. Serap Hanım'ı görecektim. Gülizar. Komutan Serap Hanım'ı görmek istiyor. Kendisine yol göster, Serap Hanım'a da haber ver. Hanımım, jandarma komutanı geldi, aşağıda sizi bekliyor kendisi. Komutan. Serap Hanım, sizinle yüz yüze konuşmak istedim. Feci bir şey oldu değil mi? Kesin Orhan'a bir şey oldu. Orhan Bey vuruldu. Ne? Kemal. Orhan Bey'i Kemal vurmuş. Sonra gelip teslim oldu. Orhan Bey ise şimdi hastanede. Durumu nasıl? Ameliyat almışlar. Şimdilik malumatım bu kadar. Benim hemen hastaneye gitmem gerek. Serap Hanım, önce size birkaç bir şey sormak zorundayım. Buyurun. Orada neler oldu anlatabilir misiniz? Bilmiyorum. En son hatırladığım biz Orhan'la piknikteydik. Gözüm karardı. Gözümü açtığımda ise çiftlikteydim. Bizi Kemal getirmiş çiftliğe. Kendinizde değildiniz yani. Hayır değildi. Söylediğim gibi işte. Hiçbir şey hatırlamıyorum, bilmiyorum. Anlaşılan Orhan Bey kendine gelmeden bu konuda bir şey öğrenemeyeceğiz.
Komutan, ne oldu? Maalesef Serap Hanım. Nasıl oldu anlayamadık ama Orhan hastaneden kaçmayı başarmış. Ne? Kaçmış mı? Açın jandarma. Buyurun. Acele edin oğlum, her yeri arayın. Bu da ne demek oluyor? Lütfen zorluk çıkarmayın hanımefendi. Evinizi aramak zorundayız. Tam olarak ne aradığınızı söyler misiniz? Orhan Tofurcu'yu arıyoruz. Görünüşe göre hastaneden kaçmış. Ne? Kaçmış mı? Arayın. Yasin ağa, her yere adam yerleştirin. Çiftlikte kuş uçmayacak. Çiftlikten içeri kimse alınmayacak, anlaşıldı mı? Baş üstüne efendim. Zaten jandarma ön tarafı kolluyor. Merak etmeyin. Nasıl merak etmeyeyim Yasin ağa? Bu adam daha önce bu çiftlikten elini kolunu sallayarak bebeğimi kaçırmadı mı? Bana bakın. Herkes gözünü dört açsın. Tek bir hataya tahammülüm yok. Anlaşıldı mı? Emriniz olur hanım. Hadi, şimdi işinizin başına dönün. Sizler ön tarafı kollayın. Sizler de küplerin etrafında devreye girsin. İçeri kimse alınmayacak. Hanımı duydururuz. Hadi. Gülizar, ne oldu kız? Sen daha uyu. Daha ne olacak? Ben sana demedim mi bu Orhan şeytanın da kendisi diye? Kız, bu herif hastanede değil miydi? Yattığı yerde gene ne haltlar etti? Ne haltlar etti? Diyeyim ben sana. Adam kaçmış, kaçmış. Abo. Tüpeler olsun. Kız, cendermeler bunun odasına bir giriyorlar ki adam yatakta yok. Buhar olmuş, uçmuş. Bacım, bu herif tahtalı köyün yolcusu değil miydi? Ne yapacağız şimdi? Boşuna dememişler ana. Götüye bir şey olmuyor diye. Kız, ben sana şimdi ne olacak diyorum. Ne edeceğiz ben sana diyeyim. Gözümüzü kulağımızı dört açacağız. O iblisin suyundan her bir şey beklenir. Bak. Dikkatli ol. Aman, korkutma beni be. Yeter artık. Orhan burada değil, görmüyor musunuz? Jandarmalar onun burada olabileceğini düşünüyorlar. Yukarıda bir şey bulamadık komutan. Tamam, toparlanın. Orhan nereye kaçmış olabilir? Bir malumatınız ya da tahmininiz var mı? Hayır, yok. Orhan o yataktan kalkabilecek vaziyette değildi. Nasıl oldu bu? Aklım almıyor. Seher Hanım, dava sonuçlanıncaya kadar şehir dışına çıkamayacağınızı hatırlatırım size. Suça iştirakinizle ilgili tanıklık edeceksiniz. Büyük ihtimalle de ceza alacaksınız. Bir hata daha yapmayın sakın. Bakın komutan, onun aleyhinde ifade verdiğim için ben de tehlikede sayılırım. Orhan kaçtıysa
bana da zarar verebilir. Ben suçlu değilim. Aksine mağdurum. Anlıyor musunuz? Bunu dava sonuçlanınca öğreneceğiz. Biz de şaşkınız komutan. Orhan Bey'in durumu ağırdı. Bırakın kaçmayı, yardım almadan ayağa kalkması mümkün değil. Emin misiniz doktor bey? Sizi de yanıltmış olmasın. İç organlarında ağır hasar vardı. Ağrılarını dindirmek için kuvvetli ilaçlar veriyorduk. O ilaçların tesirinden çıkması mümkün değil. Komutanım, bunları yastığın altında bulduk. Bahsettiğiniz ilaçlar bunlar mı? Komutanım, nöbetçi hemşireyi bulduk. Gel bakalım. Bu odaya en son sen mi girdin? Evet efendim. Sabaha karşı serumu değiştirmek için girdim. Sen girdiğinde hasta uyanık mıydı? Hayır efendim. Baygın vaziyetteydi. Dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu? Senden sonra bu odaya giren oldu mu peki? Bildiğim kadarıyla olmadı efendim. Anlaşıldı. Tahkikata devam edin. Bu kattaki bütün hasta ve hasta yakınlarıyla görüşün. İfadesi alınmadan kimseyi hastane dışına bırakma. Baş üstüne komutanım. Siz de emniyete haber verin. Durumdan haberdar olsunlar. Anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Konuştun mu? Konuştum. Araba yola çıkmış. Hala. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Niçin olmayayım? Ya beceremezsek? Ya yüzümüze gözümüze bulaştırırsak? Sersem'in derdin ne? Orhan'ın kurtulmasını istemiyor musun? Saçmalama halde. Bütün bunları göze almamın tek sebebi Orhan'ın bu işlerden kurtulması. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. O halde niçin endişeleniyorsun? Rahat ol. Hiçbir şey olmayacak. Öyle mi? Ya yakalanırsa? Ya o gemiye binemezse? Tüm bunları bizim yaptığımız ortaya çıkarsa neler olabileceğini düşünebiliyor musun? Bana bak Seher. Şunu iyice kafana sok. Olayların bu hale gelmesinin tek sebebi sensin. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Orhan bize başka çare bırakmadı. Gemiye binip gittikten sonra her şey unutulacak. Tabii sen başka bir aptallık yapmazsan. Hanım. Ne var, ne istiyorsun? Kamyon yola koyuldu. Hesabı kapatmaya yolladı ağam. Gemiye bindikten sonra hesabı kapatacağız. Anlaşmamız öyle. Bak hele hanım. Ağa hesabı kapatalım dedi. Ben ötesini bilmem. Peki. Bu yarısı. Gemiye bindikten sonra tamamını vereceğim. Git ağana öyle söyle. Alo. Âlâ. Sizden başka kimsenin haberi olmasın. Bütün tedbirleri alın. Gemi hareket ettikten sonra da bana malumat verin.
Fatun. Yılmaz. Yılmaz geldi. Yılmaz. Yılmaz. Kemal kardeşim. Kardeşim. Hoş geldin. Meryem anam. Şükür kavuşturana. Allah'ım bu günleri gösterdin ya. Hoş geldin yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk anam. Hoş geldin Yılmaz. Hoş bulduk Fatun. Hoş bulduk. Hadi içeri geçelim, hadi. Bir zaman hastanede tuttular beni. Doktor şanslıymışsın. Gangrenden döndü bacağın dedi. Yoksa hepsini keseceklermiş. Ama şimdi iyiyim. Sağ olasın Fatun. Afiyet olsun. Çok şükür kardeşim. Sağ salim gittin geldin ya. Önemli olan bu. Ben de başvurdum gönüllü gitmek için. Ama almadılar. Kısmet değilmiş. İyi ki almamışlar kardeş. Cehennem denilen yer orası olsa gerek. Orada orman bile başlı başına bir düşman. Hele adamların memleketi. Her yeri avuçlarının içi gibi biliyorlar. Nereden çıkacakları belli olmuyor namussuzların. Bakıyorsun yaşlı dede, çoluk, çocuk. Elindeki şekeri veriyorsun, gülümsüyor sana. Arkanı bir dönüyorsun, bam! Sırtından vuruyorlar adamı. Kim düşman, kim değer bilmiyorsun. Ben artık eve gideyim. Ayakta bırakma. İyice eğileşip kendine gelene kadar bu evde kalacaksın. Anam haklı Yılmaz. Burası senin de evin. Seni de uyku tutmadı oğlum ha? Anam bir masal anlatsın mı sana? Ama başka türlü bir masal. Bir varmış, bir yokmuş. Çırçır fabrikasında çalışan bir kız varmış. Dayak yemiş her gün babasından, abisinden. Hayattan bezdirmişler onu. Sonra bir adama sevdalanmış. Tanıdığı erkeklere benzemiyormuş, başka türlü bir adammış. Hem de nasıl sevdalanmış. Ona varmak, hep onunla olmak istemiş. Ama kızı vermemişler adama. Fakir diye vermemişler. Babası götürüp bir çiftliğe satmış kızı. Adam da hapse düşmüş. Kız and içmiş bekleyeceğim diye. Ama adam bırakmış kızı. Git demiş. Seni sevmiyorum demiş. Dünya başına yıkılmış kızın. Kolu kanadı kırılmış. Sonra zengin mi zengin, kudretli mi kudretli bir adam çıkmış kızın karşısına. Acımış kıza, sevmiş. Evlenmiş kızla. Kız da onu sevmiş. Çiftliğe hanım yapmış kızı. İlk sevdalısını sevdiği gibi değil ama başka türlü sevmiş işte. Gel zaman git zaman ilk sevdasıyla unutmuşlar birbirlerini. Adam hapisten çıkmış. Başka bir kadınla kendine bir yuva kurmuş. Sonra kader bir oyun oynamış onları sanki. Kızın kocası ölmüş. İlk sevdalısı yine düşmüş yüreğine. Sanki kavuşmak kaderleriymiş gibi. Gözü gözüne bakmış. Elleri ellerine değmiş yine. Kızın yüreğine bir umut düşmüş. Sonra mı ne olmuş? Ah be bilsem.
Girin. Çiftlikten gelen mahsulle ilgili tam teşekküllü raporu getirdim Serap Hanım. Netice? Pamuk çok kötü durumda. Bu pamuğu işleyip satarsak fabrikanın itibarı zedelenir. Aynı fiyattan satmamız da imkansız. Bugünkü toplantıyı da bu yüzden istedim zaten. Müşterilere durumu bizzat kendim anlatacağım. Fabrikanın zarara uğramaması için gereken tüm tedbiri alacağız. Müşteriler geldiğinde bana haber verirsin. Söyleyecek bir şeyin yoksa sen de gidebilirsin. Misafirleriniz geldi Serap Hanım. Buyursunlar. Buyurun. Lütfen buyurun. Çıkabilirsiniz. Toplantı talebimi kabul edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bu toplantıyı yapmak istemekteki maksadım fabrikadaki bazı sıkıntılar hakkında size bilgi vermek. Hoş geldin Halide. Seninle konuşmam gereken bir husus var. Çok önemli. Biliyorsunuz fabrikamızdan çıkan pamuğun kalitesi Dinç Aslan çiftliklerinde üretilen pamuğun kalitesiyle doğru orantılı. Ama bu sene elde olmayan bir takım sebeplerden dolayı hasat düşük kalitede çıktı. Bu yüzden sizi durumdan bizzat haberdar etmek istedim. İyi de Serap Hanım, bu durum firma olarak bizi çok zorlar. Aynı kanaatteyim. Bu yıl için bizi tölere etmenizi rica edeceğim. Elbette fiyat politikamız aynı olmayacak. İkinci kalitede ürün fiyatıyla alım yapacaksınız. Bu bizim firmamız için söz konusu olamaz. Başka yerden mal almaya mecbur bırakıyorsunuz bizi. Sizden rica ediyorum. Bu talihsizlik uzun yıllardır süren işbirliğimize gölge düşürmesin. Seneye bunu telafi edeceğim, söz veriyorum. Gördüğünüz gibi fabrika idare etmek kolay değil Serap Hanım. Biz firma olarak bu riski göze alamayız. Kesinlikle. Müsaadenizle. Beyler. Toplantıya geciktiğim için özür dilerim. Buyurun lütfen. Ben Halide Dinç Aslan. Muzaffer Dinç Aslan'ın kız kardeşi ve fabrikanın yeni ortağıyım. Sizler de takdir edersiniz ki Dinç Aslan fabrikasının bu sektörde mühim bir yeri ve saygınlığı vardır. Bugüne kadar müşterilerine ucuz ve kötü pamuk satmamıştır. Bundan sonra da satmayacaktır. Merak etmeyin. Kalitemizden ödün vermeyeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda kaliteli pamuk satın alacaksınız. İşte sizden beklenen de budur. Çiftlik mahsul bu halde ise nasıl mümkün olacak bu? Dışarıdan birinci sınıf pamuk satın alacağız. Muhtemelen Aydın pamuğu. O halde anlaştık. Hiç merak etmeyin. Görüşmek üzere Serap Hanım. Geldiğiniz için teşekkürler. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ne haklı seni alakadar etmeyen bir toplantıya katılıp kafana göre ahkam kesiyorsun. Unuttun galiba. Ben de bu fabrikanın ortağıyım. Bu yaptığının fabrikayı ve çiftliği ne kadar zarara uğratacağını farkında mısın? Bu işlerden anlamadığın ortada. 40 yıllık müşterilerimize kötü mahsul satmaya çalışıyorsun. Ben sadece uğrayacağımız zararı azaltmaya çalışıyorum Halide. Çiftlikteki onca mahsul ne olacak ha? Çiftliğin uğradığı zarar benim umurumda bile değil. Ben sadece bu fabrikanın itibarına leke gelmemesi için çabalıyorum. Ayrıca ahkam kesip bana iş öğretmeye kalkmadan önce nereden geldiğini iyi hatırla. Bundan 2 sene önce çırçırların arasında dolaşan pasaklı bir kız olduğunu unutma. Çünkü ben hiçbir zaman unutmayacağım Güllü. Fabrikayla falan alakası yok. Senin niyetin beni küçük düşürmek. Öyle mi?
Niye böyle bir şey yapacakmışım? Kemal'in neden gitmediğini merak ediyorsun değil mi? İçin içini yiyor. Ne demek bu şimdi? Kemal'in gitme işiyle senin ne alakan var? Ha? Cevap versene. Belki de 2 sene önce Çırçır'da çalışan pasaklı kızla bir alakası vardır. Onu kaybettiğin için beni suçluyorsun. Haklısın. Ben de senin yerinde olsam nefret ederdim Güllü'den. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.